10 numara yağ sektörün çok eski bir hikayesi. Baz yağların araç yakıtı olarak kullanılması konusu özellikle 2000'li yılların başından itibaren artış trendine girmişti. Ama iyiydi öldür hakkını ver demişler. Gerek 2011'de yapılan ÖTV düzenlemesi, gerekse EPDK'nın uygulamalarıyla bu konuda çok büyük mesafe alalım. Şimdi o dönemdeki tabloya bir bakalım. 2005 yılında 121 bin ton olan yağlama yağlarındaki talep fazlası 2011 yılında yaklaşık 1 milyon 50 bin tona yükselmişti. Bu şu demek, piyasanın talebi 555 bin ton. Oysa bu ürünlerin gerek rafineri üretimi, gerekse ithalat yoluyla ülkeye giren miktarı 1 milyon 600 bin ton. Arz talebin tam 3 katı. Aradaki 1 milyon 50 bin ton kayıp. Bu vahim tablo üzerine Maliye Bakanlığı, yağlama müstehsarlarının kilogramda 30 kuruş olan ÖTV miktarını 1.065 TL'ye yükselterek diğer yağlama yağlarıyla eşitledi. Böylece bu tür hileli ve sahte yakıt kullanımının önüne geçilmesi hedeflendi. Yine o dönemlerde madeni yağ tebliği ile önemli vetli düzenlemeler içeren EPDK kararlarının da yürürlüğe girmesiyle piyasaya sunulan ihtiyaç fazlası yağlama yağları miktarında yıllar içinde azalma görüldü. 2011 yılında 1 milyon 50 bin ton olan talep fazlası 2018 yılında 153 bin tona düştü. Evet, bu vahim tabloda çok önemli bir düzelme var. Ancak gelinen nokta gösteriyor ki halen ihtiyaç fazlası 153 bin ton baz yağ ve madeni yağ piyasaya sürülüyor. Bu da tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Meselenin bir de atık yağ yönü var. Maalesef atık yağlar da hileli ve sahte akaryakıt faaliyetlerine konu edilebiliyor. Yine PETDER verilerine göre 2018 yılında piyasaya 207 bin ton motor ve şanzıman yağı sürülmüş. Bu miktarın %60'ının yani 124 bin tonunun atık olabileceği hesaplanıyor. Oysa toplanabilen atık yağ miktarı sadece 22 bin ton. Yani kayıt altına alınamayan yaklaşık 102 bin ton atık yağ söz konusu. Sonuçta piyasaya sürülen ihtiyaç fazlası baz yağ ve madeni yağla birlikte atık yağları da hesapladığımızda 250 bin tondan fazla miktarda bir ürün hileli yakıt potansiyeli olarak piyasada bulunuyor. Bunun ne kadarlık bir kısmının hileli yakıt olarak kullanıldığını hesaplamak elbette çok güç. Ancak sonuçta böyle bir potansiyel var. Daha önce de belirttiğim gibi bu sorunun çözüm konusunda gerçekten çok büyük mesafe kat edildi. Şehirler arası yollarda her 500 metrede bir 10 numara yağ bulunur tabelalarının fütursuzca asıldığı noktalardan geldik buralara. Ama işimiz henüz bitmedi. Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK başta olmak üzere kamu ve özel sektör sivil toplum örgütleri bu konunun üzerine düşmeye devam etmeli. PETDER'in bu konuda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarını takdirle izliyoruz. Konu yalnızca ekonomik boyutuyla önemli değil. Bu tarz hileli yakıtlar çevre ve insan sağlığı açısından da son derece tehlikeli. Enerji Petrol Gaz gazetemizin manşetimizde okuduğunuz otobüs yangınlarındaki artışlar tesadüf mü? Hepsi elektrik ya da başka bir arızayla açıklanabilir mi? Bu olaylar en ufak ayrıntısına kadar incelenmeli ve gerçekler ortaya çıkartılmalı. Yangınların hileli yakıt kaynaklı çıktığı tespit edilirse de en ağır cezalar verilmeli. Özellikle ağır vasıta araçların yakıt depolarına yönelik denetimler arttırılmalı. Yakıt depolarından numuneler alınıp incelenmeli. Bu araçların ikmal yaptıkları tesisler sıkı denetlenmeli. Denetim, denetim, denetim. Bu işin başka yolu yok.